bir tane kız çocuğu öldürülecek. Öldürülmezse bütün insanlık ölecek. Günahsız ufak kız çocuğu öldürülmeli midir? Yani utilitarianizmin en zorlayıcı kısmı. Anket yapayım. Soruyu bir daha soramayacağım. Sadece yes/no'ya basın. Bütün insanlığın kurtarılması için günahsız bir kız çocuğu öldürülebilir mi? O kız çocuğunu öldürmezseniz dünya yok olacak. Vay yesa e bak yes yüz, evet yüzde yetmiş iki hayır yüzde yirmi Doğru cevabın ne olduğunu aslında biliyoruz ama işimize gelmiyor sanki değil mi? Şimdi peki bu utilitaryanlık lehinde çok güçlü bir argüman değil mi? Ne utilitaryanlığı pek sebep yani. No comment. Arkadaşlar ahlak felsefesi doktoruyum ve hani soru çok zor soru diyorum. Geçen gün sıçarken aklıma geldi. <laughs> Ayanslara bakarken. Ya utilitaryenizmin eline kadar güçlü oluyor böyle bir durumda değil mi? Ama istisna mı kabul edilmeli bazı durumlar bilmiyorum. Ama kız tek başına kalır. Aa. Kıza bir şey olmuyor. Simülasyonla dünyada yaşadığı zannettiriliyor. Evet. Yes yüzde yetmiş. Epey kişi oy kullandı. No yüzde otuz. Yani yüzde otuz. İlkeli arkadaşımız. Deontoloji uzmanı arkadaşımız. Ta ta takipçisi arkadaşımız. Hayır. Böyle bir şey için bile kız çocuğu öldürülemez dedi kendilerini kutluyorum ama acaba o gün geldiğinde <laughs> engel olur muyuz? Ya da ne kadar engel olmaya çalışırız. Şey vardır ya bir de. Hani benim yapmaya dilim elim varmaz da işte. Hani hor Hadi görmüyorum hadi. O an geldiğinde göt tutuşunca isteyebilirsin. Şimdi buradan evet değil mi? Nizam alem için kardeş katli vaciptir. O niye doğru olmuyor? Demin doğrudur dedik. Hiç Osmanlı'yı aklamak gibi bir amacım yoktu bu arada. Ve çok benzer örnek çünkü. Ben kardeş katlinin olamayacağını düşünüyorum. Ama kız çocuğu sorusunda Sanki doğru cevabın evet olduğunu biliyorum yani. Öyle hissediyorum. Çok güçlü bir şekilde yani bilircesine hissediyorum. Doğru cevap öldürülmemeli ama işime gelmez. Ahlaken doğru cevap öldürülmemeli bu arada. Tabi bir temele dayandırıyorsanız. Ben İslam ahlakı için konuştum. Öldürülemez. Aynan da ahlakında. Aynan burada kıvırmaya gidebilir. Aynı anda için de asla birisi kurbanı dilemez. Zaten Hristiyanlığa o yüzden karşı. Neden bir insan bu kadar vasıfsız, kötü, iğrenç insanın günahları için kendini öldürsün? Hani anladın? Hem günahkar ol hem de başkası senin günahlarını sırtlansın. Fedakarlığa karşı kadın. Komenizm is the most Götürün kenarı. Nasıl yaptırıyor istediğini? Nasıl tutmuyor? Takla hayvan. Kalkamadım ayağı bir saat Can taşıyorum oğlum ben. Baksana şuna. Aman hafim. Yani ne düşünüyorsunuz? Yes diyenler, no diyenler nasıl savunuyorsunuz kendinizi? Bu zor bir soru. Dünyanın amına koyayım masum kanına gireceğime dünya yok olsun. Ben de böyle düşünüyorum da. Şimdi böyle konuşuyoruz. Realde başımıza gelse ne olur ne yapar neyi destekleriz bilmiyorum. Çünkü realde yanlış olduğunu bildiğimiz bazı şeyleri destekleyebiliyoruz bazen. Pratikte fayda sağlamak için. Öldürmesek yine de ölecek ki. Yo. O kıza bir simülasyon yaşatılacak. Dünyada yaşıyormuş gibi. Mutlu mesut bir hayatı olacak hatta. Hadi örnek benim değil mi? İstediğim gibi editlerim. Sadece Osmanlı'da değil ama tüm eski monarşilerde maalesef bu sorun var. Evet kardeş katlesi. Biliyorum Ork biliyorum. Sadece Osmanlı'ya ait bir uygulama değil o. Ya ama bir gün abim tarafından öldürüleceğim korkusuyla yaşamak. O tahta geçenler nasıl psikopat olmayabilir ki? En psikopatları geçiyordur tahta. Bu psikolojik harpten galip çıkabilen psikopattır. Çok güçlü bir aday değilse şayet. Kimse günahsız birini öldüremez. Bence de. Bence de. Yani o filteryanizme bu durumda bile karşı çıkılabilir yani. Ama zorlayıcı bir örnek. Kişi sayısını 5'e düşürseydim yüzde %50 yüzde %50 çıkardı herhalde. Ama tüm, tüm insanlık mevzuvayız. Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günah yüzünden öldürüldü diye. ya Burana göre doğru cevap hayır. Çok açık yani. %30 Dark Knight'ta tuşa basmayanlar. <laughs>